Herkese merhabalar. Bugün rattan görünümlü bu güzel saksıyı yapacağız. Nelere ihtiyacımız var? Öncelikle hasır dokumayı oluşturmak için boş bir çerçeveye raf yefimizi sıkı sıkı sarıyoruz. Daha sonra plastik bir iğne yardımıyla dokuma şeklinde bir alttan bir üstten geçerek oluşturuyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken husus rafya ipimizin düz bir şekilde olmasını sağlamak, kıvrımlı olmaması gerekiyor görünümün daha düzgün olması için. Bitirdiğimiz dokumamızı ister normal tutkal ister dekupaj tutkalıyla tutkalıyoruz. Ben de dekupaj tutkalı olduğu için onu uyguladım ama fark etmiyor. Daha sonra tutkalımızın kurumasını bekliyoruz. Şişemizin üst kısmını bir maket bıçağı yardımıyla kesiyoruz. Ben hortum yerine hulolop kullandım. Ayak yapımı için süpürge sapından 4 adet 25 santimlik parça kesiyoruz. Kuruyan hasırımızı maket bıçağı yardımıyla kesiyoruz ve şişeye sarıyoruz. Sıcak silikonla yapıştırmasını sağlıyoruz ve üst kısmında fazla gelen kısmı içe kıvırarak katlıyoruz. Saksının ayak kısımlarını sıcak silikon yardımıyla ölçülü bir şekilde yapıştırıyoruz. Hortum parçalarımızı ve kablo parçalarımızı rafya ile sarıyoruz. Ve gördüğünüz şekilde yapıştırmasını sağlıyoruz. Aslında burada en ideal kullanılacak olan makine tahliye hortumlarıdır. Daha esnek olacağı için yine kasnaklarımızı uygun bir şekilde kesip yapıştırıyoruz. Daha sonra pet şişemizden 4 adet delik açıyoruz sıcak bir şiş yardımıyla ve çaprazlama rafyayla sarma işlemini tamamlıyoruz. Son olarak rafyayla sardığımız kablomuzu da ayak kısmına yapıştırıp yine rafyayla alt kısmından sarıyoruz. Bu arada belirtmek isterim, ben ahşap kasnak kullandım ama burada plastik bir kasnak veya bir anten kablosu sarılıp da kullanılabilir. Tamamen tercihe kalmış bir durum. Ve saksımız hazır. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.